Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golva.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Yüreğime inecekti 42.000'i tekrar güncelen, biz 42.700 olduk falan diye. Ben bu videoyu bir de akşam gece saatlerinde çekiyorum. Yani sabah belki 43.000 olacağız. 43 nerenin plaka koduydu? 11 Eylül 2023'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Öncelikle yeni eğitim öğretim dönemi, yeni eğitim öğretim yılı, İlk dönemi hepimize hayırlı olsun inşallah. İnşallah karnelerin daha güzel olduğu, takdirlerin, teşekkürlerin bol olduğu, notların güzel, yüzlerin gülümseme içerisinde olduğu bir dönem olur, bir sene olur. Hepiniz açısından da bunu istiyorum. Allah Fenerbahçeli çocukların kaderini, bahtını, derslerini inşallah çok çok güzel eylesin. Fenerbahçeli gençlerin de tabii, çocuk değil. Eda Erdem'in Yoğurtçu Parkı'na heykelinin dikilmesi için 10 sebep. Şimdi Fenerbahçe'den Yoğurtçu Parkı'na 4. heykele Eda Erdem. Ama yani Eda Erdem'in dikilme sebebi ne? 10 tane sebep sıralamışlar. Fenerbahçe'ye olan sadakati. 1. Yani büyük sıçrayış yaptı. Hep Fenerbahçe'de kalmış sanırım. 3. Temmuz sürecindeki duruşu. 2. Sadece bir voleybolcu değil, sporculuk. Yanı sıra hani Fenerbahçe adına üzüldü, sevindi, mutlu oldu. Arda Güler ayrılmasın diye çağrıda falan bulundu. Yani Twitter hesabından taraftar, Fenerbahçe futbol takım şampiyonluğu kaybettiğim bir taraftarın üzgün videolar gönderip yerine sevemem şarkısı. Yani Avrupa'nın elit sporcularından biri olması, tarihin en iyi yüzü arasında, voleybol tarihindeki en iyi 100 oyuncu listesinde yeri olması, büyüklerin sporcusu, Fenerbahçe'nin hem de A milli takımın dünya voleybolundaki yükselişinde bizzat takım kaptanı olarak İki takımın da en önemli yapı taşlarından biri oldu. Fenerbahçe'nin kazandığı Avrupa Şampiyonluğu'nda A milli takımı kazandığı Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluğu'nda kaptanlık görevi. Ödüllü centilmen şeref diploması. Bireysel başarıları var tabii ki. En iyi blokör falan diye başlıyor. Ender, Loncu, MVP'ler, Avrupa Şampiyonası. Kulüp başarıları var. Türkiye Ligi şampiyonlukları, ÇEV Şampiyonlar Ligi falan filan. Hani baya baya bir şeyler var. Şampiyonlar Kupası, Sultanlar Ligi, Fenerbahçe. Milli takım başarıları da keza sonuna kadar hak etti, başardı. Fenerbahçe'nin evladı Eda Erdem'e yakışırdı bu heykel işi. Fenerbahçe'de fikstür yoğun, 15 günde 5 maç. Fenerbahçe'ye doyacağız tabiri caizse. Yani çok acıkmıştık. Yani Fenerbahçe'ye açlığımız gerçekten çok yüksek seviyedeydi. Bu iyi olacak. Süper Lig'de liderlik koltuğunda Fenerbahçe'miz. İnşallah lig bittiğinde de liderlik koltuğunda olur. 9'da 9 resmi maçlarla başladık. 17 Eylül'de Antalya Spor müsabakasıyla lige dönecek olan Fenerbahçe'miz. 21 Eylül Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde H grubu ilk maçında Nürnberg ile Kadıköy'de karşılaşacak. Nürnberg'in ardından 24 Eylül Pazar günü deplasmanda Alanya Spor, iki Antalya temsilcisi arkaya, inşallah 6'da 6 puanın altısında alırız. 28 Eylül'de ise erteleme maçında Başakşehir'le mücadele edecek. Başakşehir maçı 18 gün sonra. 15 günlük sürecin sonunda 1 Ekim Pazar günü ise Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Bakınız arkadaşlar, 15 günde 5 maç. Yani ortalama 3 günde 1 maçımız var. Bu da tabii ki de Fenerbahçe'ye yakışır bir fikstür mü? Yakışır bir fikstür Fenerbahçe'ye. Uzun ara olmuştu. Bayağı hasretler içerisinde kalmıştık. Onu diyeyim. 6 numaradan haber ver. Boş ver sen 6 şeyi, bilmem fikstürü. Sen bize 6'dan haber ver. Vereyim şekerim. Fenerbahçe'den Fabrizio Diaz 10 milyon euro. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Uruguaylı orta saha Fabrizio Diaz için resmi teklifte bulundu. Transfer döneminin sona ermesiyle sayılı günler kala Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor. 10 milyon euro. Takvim gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe yönetiminin daha önce de gündemine gelen Uruguay Ligi ekiplerinden Liverpool forması giyen 20 yaşındaki ön libero Fabrizio Diaz için yeniden harekete geçtiği ve Uruguaylı futbolcunun kulübüyle temaslara başladığı, genç futbolcu için Liverpool'a bonuslarla birlikte 10 milyon euro öneren Sarı Kanarya Uruguay ekibinden gelecek cevabı bekliyor. Dün akşam çok hoş bir canlı yayın yaptık. Canlı yayında ben bilgilerimi açıkladım. Bendeki bilgi, oyuncunun kulübü 8,5 milyon euro bonservis artı sonraki satıştan %20 pay istiyor. Ama Fenerbahçe demiş ki biz kafayı yedik. Peynir ekmek sucukla yedik.
8,5 az olur, 10 verelim demiş. Bizim bir akraba böyle yapmış. Pazarlığa girişmişler. Arabayı tam aldılar. Alacaklar böyle 3-5 kuzen. Şeydeki Gönül Dağı'ndaki amcaoğlu gibi değil. Alaoğlu, teyzeoğlu bunlar. Neyse tam işte atıyorum kaça 10 bin liraya anlaştılar diyelim. 10 bin liraya çıkıyor. Hocam 10 bin liraya araba mı kaldı? Ne o? Akülü araba mı? Yok lan, o zamanlar 10 bin liraydı. Hocam vallahi 10 bin lira olduğu dönem oldu mu araba? Oldu oldu. Çok içindeyim. Tam bunlar 10 bin liraya anlaşıyorlar. Erik sıkışıyorlar. Bizimki araya giriyor öbür teyze oğlu. Diyor ki durun diyor. 10 bin lira çok az. 10 bin 500 olsun. Alıcı taraf teyze oğulları. Yanlış anlaşılmasın. Satıcı taraf değil. Abi gelmişini geçmişini seviyorlar. Böyle de bir enstantane, öyle de bir hayat hikayesi. İsmail Kartal onay vermiş Fabrizio Diaz'a. Diaz'ın iyi bir alternatif olduğu dile getirmiş. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Ancak Liverpool'la kontrat 2026'da sona erecek. 122 maça çıkmış, 5 gol 7 asist ve yaşı henüz 20. İkili mücadelelerdeki hırsı ve top tekniğiyle dikkat çeken Uruguaylı Fabrizio Diaz, altyapısından yetiştiği Liverpool'la 122 maça çıktı. 20 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 5 gol 7 asistle 12 gollük katkı sağladı. Arkadaşlar İsmail Kartal kötünün iyisi demiyor ama hani kimseyi alamazsanız bunu al, kimseyi alamazsak bunu alalım mı diyorlar. Bu da olur diyor. Olur olur yeriz diyor. İlginiz haberiniz olsun. Şimanski yılın en makul transferleri arasında. Şimanski. Haberi okumadan bir şey sorayım. İyi ki aldık dediğiniz isimlerden birisi mi? Benim iyi ki aldık dediğim isimlerden birisi Şimanski. Hani anneler der ya iyi ki doğurmuşum diye. Avrupa'nın birçok ülkesinde transfer dönemi kapandı. Atletik Avrupa'nın büyük ücretler ödemeden kadrosuna kattığı ve en yüksek katkı aldığı 10 transferi derlemiş. Sebastian Szymański de bu 10 kişilik listede yer alıyor. Grimaldo. Benfica'dan ayrıldıktan sonra Bayer Leverkusen bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı. İspanyol sol beki. Alman ekibiyle 4 maçta 2 asist kaydetmiş. Tutmuş. Ampau var. Webrugen var. Branko Van Den Bomen var. Anastasias Dovikas var. Matteo Reguer, Sebastian Szymański var. Dinamo Moskova'dan 975'e alındı. 24 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu listede kendine yer bulan tek Süper Lig futbolcusu oldu. Angelina Jolie yok mu? Galatasaray'ın transferi. Ben Angelina da vardır diye düşünüyordum da Angelina yoksa sıkıntı. Angelina nasıl olmaz ya? Galatasaraylılar öve öve bitiremiyorlar. Ama yarın bir gün Türk kuralından dolayı mecbur başkası oynayacak. Neyse Angelina da Şampiyonlar Ligi'nde arkasında boşluk bırakır. Fark yediğiniz maçlarda. Açık söyleyeyim o yani o arkasındaki boşlukları Elinoğlu değerlendirir. Elinoğlu değerlendirir ben söyleyeyim yani öyle bedavadan şey yapmak yok. O Elinoğlu olayı değerlendirir. Şimdi Szymański'nin baskı hatları boyunca top sürebildiği, güçlü bir sol ayağı olduğu, agresif topsuz oyunu sayesinde orta sahanın her bölgesinde oynayabildiğine dikkat çekmiş. Fenerbahçe'nin bu sezon önceliğini de lige vereceği aktarılmış. Ancak kadronun konferans liginin favoriler arasında olduğu da belirtilmiş. Dikkatli ol Aston Villa denilmiş. Oğlum şimdi gül gibi uyuyan yılanı niye uyandırıyorsunuz? Size ne kardeşim? Aston Villa. Yok Aston Villa'cığım sen uyu. Senlik bir şey yok. Sen rahat ol. Fenerbahçe formasıyla çıktı. 9 maçta 4 gol 4 asist kaydetti. Yani 9 maçta 8 gollük katkıda bulundu ama golcü özelliği yok. Bir tane sakallı bir Fenerbahçe düşmanı var. O öyle diyordu. Yani golcü özelliği yok diyordu. Koskoca herif yalan söyleyecek değil herhalde. Yani koca koca adamlar herhalde yalan söylemezler. Angel Di Maria falan diyor. Servisio D'Arrigo, Vinicius Souza bunları geçiniz. Fenerbahçe'ye Al Musrati'den müjdeli haber geldi. Dün canlı yayında da çok sordunuz. Bugün burada da detaylı derinlemesine konuşmak nasip oldu. 6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesinde üst sıralarda yer alan Libyalı orta saha oyuncusu Al Musrati için 15 milyon euro istediler. Portekiz ekiplerinden Braga'da forma giyen Al Musrati için 8 milyon euro oynayan Fenerbahçe Braga'dan 15 milyon euro yanıtını aldı. FIFA'dan 12 milyon euroluk ceza. Fenerbahçe'nin bekleyişe geçtiği Musrati transferini yeniden alevlendiren ise
Braga'nın Ricardo Horta transferinin davası sonucunda FIFA tarafından 12,3 milyon euroluk cezaya çarptırılması. Kurban olduğum Allah'ın darısı birinin başına inşallah. Amin. Braga'nın bu cezayı ödeyebilmek için Al-Musrati'yi satması gerekiyor. Herhangi birini satması gerekiyor. Not: hali hazırda Fenerbahçe talipken, hali hazırda. Yani bir zahmet atsınlar değil mi arkadaşlar? Yani Fenerbahçe bir futbolcuya talip, daha ne istiyorsun mübarek? Öyle bir şey bir daha eline geçer mi? Sanmam. Yani böyle bir fırsat bir daha elinize geçmez. O yüzden saat gitsin, saat 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 saat. Saat gitsin, saat saat. Ha, şunu da söyleyeceğim. Hocam, aranılan adam Musrati mi? Soru işareti. Yani kızmayın bana arkadaşlar. Ben de soru işareti. Hocam, sen olsan Musrati'yi alır mısın? Soru işareti. Ama sen de her şeye soru işareti, soru işareti. Ne lan? Kapatıyorum lan videoyu. Kapatma, kapatma. Ben olsam almam. Kuzey Afrikalılar bizde iş yapmaz. Yapmadı. Yapmayacaktır. Kuzey Afrikalılar bizde tutmuyor şekerim, tutmuyor. Bir de yaşı malum, özelliği malum, dedikleri para malum. Ha, 8 milyon euroyu alırız. 2 2 2 4 taksitten öderiz. Ona bir şey diyemem. Şimdi Braga'dan yaklaşık 120 bin euro yıllık maaş alıyormuş. Fenerbahçe kendisine ilgileniyor. Arkadaşlar, bunun özelliği şu: 8 milyon euroya alma niyetimiz var. Yıllık ücrete 1 milyon euro versen kabul eder oyuncu. Bu neyi sağlar? Sıçrayışı sağlar. Futbolcuyu 8'e aldın. 10 teklif gelse satarsın. 15 gelse satarsın. Sen 1, 1,2'ye falan oyuncuyu ikna edersen, oyuncu gideceği yere de rahatlıkla gider ki en kötü 1,5-2 verirler. Çaktınız mı köfteyi? Yani fiyat performans yoğunluğunda Ali Koç'un da zihniyetine, kafasına tam yatkın bir oyuncu profili. 1,89 boyunda. Kariyerinde 204 resmi maç. 27 yaş, 15 gol, 11 asist kaydetti. Şimdi transfer market değerine falan baktınız değil mi arkadaşlar? Ya, transfer market değeri 16 milyon euro. Yani 15 artı tanınma da uyuyor. Yaşı 27 olması tam zamanlı oyuncu gibi. Zamanında 650 bin euro bedeli varken bedava almışlar bak. 6 maç, 2 gol, 1 asist, 168 dakika oynatıyorlar da. Zor ama çok yüksek bedel istemişlerdi. Ben yine zannetmiyorum. Yani çok yüksek bedel istemişlerdi abi, ama şu ceza işi karıştırabilir. Yönetimin gizli planı Thiago Alcantara. Thiago Alcantara. Rus mafyası gibi ismi var eleman. Transfer çalışmalarını sürdü. Biliyoruz. Fenerbahçe'de Thiago Alcantara gündeme geldi. Evet, geldi. Olabilir. Üç kulvarda başarı, biliyoruz. Hedefini çevirdi. Kadro son şekil, ince eleme, sık dokuma, anladık. Operasyonu titizlikle yürüten Kanarya. O kadar titiz yürütüyoruz ki herkesin haberi var. Son olarak yine Thiago Alcantara geldi. Hem 6 hem 8 hem 10 oynayabilen 32 yaşındaki yıldız oyuncu. Bu hafta içinde İngiltere'ye çıkarma yapılacak. Sarı lacivert yönetim Liverpool menajeri Jürgen Klopp'un kadroda düşünmediği İspanyol yıldız için hem İngiliz temsilcisiyle hem de oyuncunun menajeriyle masaya oturdu. 15 milyon euro, bunun da transfer market değeri var. Ancak 11 Nisan 1991 doğumlu, 32 yaşında. 15 milyon euro dedik. İngiltere Premier Lig, oranın tecrübesi. Brezilya asıllı İspanyol oyuncu, İtalya doğumlu. Babası Hollandalı, annesi Portekizli. Kendisi İspanyol milli takımının oyuncusu. Bu sezon hiç süre alamamış. Bak, ben şeyden işkillenirim. 48 milyon euro transfer market değeri varken 22'ye alınmış. Çok ciddi bir uçurum. Ben bu tip oyunculardan işkillenirim. Hani mesela Arda Turan. Sanırsın Arda Turan'ı hani Türk Hava Yolları aldırdı Barcelona'ya. Anladınız mı? Öyle bir şeyler gibi. Raporlar istenecekmiş. Sağlık raporları istenecek, detaylı bir şey. Arkadaşlar, ben size bu olayı anlatayım. Bu çok öncesinin olayı. Biz Thiago Alcantara için
Çok önce bir yoklama çektik. Sağlık raporları falan hiç memnun etmedi. Yani bu transfer olursa ben duyumu falan bırakayım, hiç gerek yok. Çünkü daha önce iptal olan futbolcu sağlık raporu falan diye. Bugün son çare diye alınıyorsa yazık Fenerbahçe'nin haline. Yine de ben bir şeyi söyleyeyim. Al-Musrati olabilir. McTominay olabilir. Fabrizio Diaz olabilir. Thiago sanmıyorum. Eda Erdem'i konuştuk. Süper Lig maçlarını falan konuştuk. Şimanski'nin şansını. Şimdi Fenerbahçe'nin gizli transfer planını da açığa çıkarmış olduk. Allah sonumuzu hayır etsin. 13 Eylül'e odaklanmanızı tavsiye ederim. Ve huzurlarınızdan ayrılırken de hepinize tekrar tekrar teşekkürler sunuyorum. İyi ki bu kanalın bir ferdisiniz. Bu kanalın büyümesinde katkınız var, desteğiniz var, emeğiniz var. Yaptığınız her türlü destekten dolayı hepinize de teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.